GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Şimdi bugünkü çalışmamızda webinar eğitimimizde yarın bildiğimiz gibi Avrupa'da merkez bankalarının faiz beyanatları olacak. Hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'nı izliyor olacağız. Bu paralelde Sterlin ve Euro'da sert hareketler gerçekleşebilir. Daha çok biz... Bugün Euro üzerinde ve Avrupa Merkez Bankası üzerinde yoğunlaşacağız. Bunun üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Eğitimimizin süresi içerisinde muhakkak sormak istediğiniz sorular olacaktır. Bunları question bölümünden iletebilirsiniz. Ancak ben zaten eğitimimizin sonunda bir soru cevap kısmı ayıracağım. Yine question bölümünden eğer gelen sorular eğitimimizin gidişatını bozmayacak şekilde gelirse eğer süremiz içerisinde de yine cevap verebilirim. Bazı katılımcılarımızdan görüntü problemi olduğu ile ilgili geriye dönüşler alıyorum. Şu anda mavi slaytımızın olması gerekiyor ekranda sadece. Bununla ilgili bir sorun var mı acaba? Tamam, slide, slide gösterisi şeklinde geçecek eğitimimiz. Ee, bunun dışında ben de e, aktaracağım sesli bir şekilde slaytlar üzerinden ilerliyor olacağız. Ee, bahsettiğim gibi daha çok bugün e, Avrupa Merkez Bankası üzerinde birlikte duruyor olacağız. Özellikle son gelişmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın yeni bir adım atmayacağı, adım atmayacağı konusunda. E, büyük spekülasyonlar dönüyor piyasada ve bu da tabii ki varlık fiyatları üzerinde etkili olan ana unsurlar arasında yer alıyor. Bunun altını çizmekte fayda var. İlerleyen aşamalarda yine üzerinde duracağız. Bunun dışında webinar kayıtlarımızı biz yaptığımız eğitimlerimizin gerçekleştirdiğimiz çalışmaların kayıtlarını alıyoruz. Bunlar GCM Forex sitesinde yayınlanıyor. Buralardan da takip edebilirsiniz. Ama tabii ki burada olup sorularınızı yöneltebilmek ve bunlara cevap bulabilmek burada her zaman daha iyidir. Ama onun dışında kaçırdığınız yerler olduğunu ya da eğitimler olduğunu düşünüyorsanız eğer e tekrar izleyebilirsiniz. Bahsettiğim gibi sorularınız için de yine GCM Forex e mail adreslerimizi ben paylaşacağım eğitimimizin sonunda buralardan sorularınızı iletebilirsiniz. Konumuzla ilgili olan sorularınızda da zaten bu eğitimimizde cevap vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ben Konumuzun gidişatı ve daha sağlıklı bir anlatım gerçekleştirebilmek için küçük bir soru yöneltmek istiyorum. Lütfen Tüm katılımcılarımız Question bölümünden geriye dönüş yaparsa sevinirim. Daha önce GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimlerine katılanlar kimler? Katıldım ya da daha önce katılmadım şeklinde geriye dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hemen küçük bir süre ayıralım bunun için. Evet zaten artık çoğu çalışmamızda bizi yalnız bırakmayan burada olan isimlerde e, tanıdık gelmeye başlıyor zaten genel anlamda daha önce katılanların sayısının çok daha fazla olduğunu ifade edebiliriz hemen küçük bir soru daha yöneltmek istiyorum. Daha önce Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatı sırasında piyasaları takip eden, inceleyenler ve paritelerde ya da varlık fiyatlarındaki değişimleri görme fırsatı olanlar kimler hemen bunları da question bölümünden yine geriye dönüş yaparsanız sevinirim. Daha önce izledim Avrupa Merkez Bankası beyanatının piyasaya etkisini ya da izlemedim şeklinde geriye dönüş yaparsanız sevinirim. Bu benim anlatımım açısından da faydalı olacak. Evet çoğunluğun yine bu kısımda da cevaplar gelmeye devam ediyor. Bu sorumuza karşılık olarak cevap gelen cevaplarını genel anlamda izleyenlerin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak yine yanılmıyorsam GCM Forex webinarlarına da ilk kez katılan katılımcılarımız da şu anda var. Onları da görüyorum. O yüzden yine basit bir şekilde öncelikle herkesin anlayabileceği dilde bazı noktaları netleştirip sonra güncel Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayabileceği politikaları yarın açıklayabileceği beyanat içerisindeki satır aralarını birlikte incelemeye çalışacağız ve bunların piyasaya etkisini de ben izah etmeye çalışacağım burada olan katılımcılarımıza. Öncelikle şunu belirtelim ki Avrupa Merkez Bankası 18 tane parasal birliğe üye olan e, ülkenin para politikalarını yöneten merkez bankası Avrupa Birliği'nin e, yanında Euro bölgesi olarak ifade ettiğimiz ülkelerden oluşuyor ve Avrupa Merkez Bankası da bahsettiğimiz gibi Euro kullanan para birimi olarak ülkelerin Para politikalarını yöneten Merkez Bankası. Bu Merkez Bankası'nın başkanı Mario Draghi. Ee, yarın ağzından çıkacak her bir kelimeyi çok dikkatli bir şekilde analiz edip incelemeye çalışacağız. Yeni bir ipucu verecek mi, vermeyecek mi bunu değerlendirmeye çalışacağız. Yarın... E 2000 e, ekranda da görüyorsunuz 8 Mayıs 2014 tarihinde öncelikle saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatını, faiz kararını göreceğiz. Herhangi bir değişiklik yapıp yapmadığını görmüş olacağız. Daha sonra 15.30'da da e, Avrupa Merkez Bankası'nın basın konferansı başlayacak ve burada Draghi özellikle piyasaların odak noktasında olacak diyebiliriz. Euro dolar başta olmak üzere birçok paritede ve MTF fiyatı üzerinde etkili olabilecek açıklamalar yapabilir. Ne söylediğinde nasıl etkilenir piyasa bunları birlikte masaya yatırıyor. Olacağız güncel gelişmelerle birlikte bahsettiğimiz gibi öncelikle biraz Avrupa Merkez Bankası'ndan önce e, uygulanan politikaların neler olduğunu bunları kısaca belirtelim yeni katılan ve forex piyasasında yeni olan ya da finansal piyasalara ilk kez giriş yapan katılımcılarımız bilgi sahibi olması için Şimdi faiz oranı nedir yani yarın biz Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz oranında bir değişiklik yapıp yapmadığını neden takip edeceğiz bunu inceleyelim. E, kabaca faiz oranı özellikle şöyle çok kaba bir şekilde tabir edebilirsek paraya ulaşmanın maliyeti ya da paranın getirisidir diyebiliriz. Piyasada bildiğimiz gibi fon arz edenlerle fon talep edenler özel bankalarla ilişki içerisinde olurlar ve bunlar fon arz edenler tabii ki ellerindeki nakit paralarını değerlendirmek için özel bankalarda faiz karşılığı kazanç sağlamak için tutarlar. Tabii ki paraya ihtiyacı olanlar da vardır. Bunlar bireysel e, ihtiyaç sahipleri olabilir. Bunun yanında KOBİ'ler olabilir, küçük orta ölçekli işletmeler olabilir, büyük holdingler olabilir. E, farklı türdeki teşkilatlanmalar olabilir. Ekonomik bireyler, faktörler, e, birimler olabilirler. İşte özel bankalar kredi mekanizmasını bu şekilde e, fon arz edenlerle, fon talep edenleri bir araya getirerek bir kredi mekanizması oluşturur. Bu durumda tabii ki özel bankalar fon arz edenlere daha düşük faiz oranı uygulayarak faiz öderken fon talep edenlere daha fazla yüksek, daha yüksek faiz oranı ile birlikte para kullandırırlar. Bu noktada tabii ki özel bankanın amacı da bu aradaki farktan ticari bankanın amacı kazanç sağlamaktır. Bir ülkedeki son kredi mekanizmasının son halkası en son başvurulacak merci de merkez bankalarıdır. İşte bizim bahsettiğimiz faiz oranı Merkez bankalarının özel bankalarla arasındaki alışverişte kullanılan politika faiz oranı, gecelik faiz oranı, politika faiz oranı şeklinde duyabilirsiniz. Bunlar her bankaya göre aslında değişebilir uyguladığı faiz oranının cinsi ama politika faiz oranı dediğimizde şunu anlamalıyız ki Merkez Bankası özel bankaya fon kullandırırken, borç para verirken ne kadar bir miktar oranda bunun kirasını alacak? Yani diyelim ki Türkiye'de %10'luk bir e, politika faiz oranı var. Eğer bir özel banka merkez bankasından e, fon kullanmak istiyorsa eğer bunun geriye dönüşünü yaparken %10'luk bir ödeme ile birlikte ana para artı %10 şeklinde geri ödemek zorunda. Peki bunun etkileri nedir? Şimdi merkez bankaları ekonomideki soruna göre bu uyguladıkları politika faiz oranını değiştirirler. Değişiklik yapabilirler. İşte bu gibi durumlarda piyasalarda da hareketler gerçekleşir. Hemen şunu belirtelim ki miktar kuramı para içinde geçerlidir. Yani aslında herkesin bildiği bir konudur bu. Bir ürünün ya da bir malın piyasadaki miktarı ne kadar çoksa fiyatı o kadar düşüktür. Şimdi eğer tam tersi bunun eğer ne kadar kıtsa ne kadar azsa fiyatı da o denli yüksek olur. Bu Aynı şey para için de geçerli ve eğer faiz oranı bahsettiğimiz faiz oranı paranın fiyatı ise eğer işte Merkez Bankası'nın faiz oranını arttırması, paranın fiyatının artması ve o ilgili para biriminin değer kazanması anlamına gelir. Tam tersi bir şekilde faiz indiriyorsa ilgili paranın değer kaybetmesi ve değerinin düşmesi anlamına gelir. Tabii ki bunu kredi mekanizması içerisinde şu şekilde açıklayabiliriz. Eğer merkez bankası diyelim ki şu ilişkide faiz oranını düşürdü, özel bankalar daha büyük miktarda fon kullanırlar, daha düşük maliyetle olduğu için yeni faiz oranıyla birlikte ve piyasa dediğimiz ekonominin içerisine daha fazla miktarda fon arz ederler, daha fazla kredi arz ederler. Paranın miktarca artması bu şekilde gerçekleşir piyasada ve tabii ki bu paralelde de paranın değerinin biz düştüğünü görürüz. Eğer Merkez Bankası arttırırsa faiz oranını, özel bankalar daha yüksek maliyetle borçlanmak zorunda kalacağı için bu gibi durumlarda daha az miktarda kredi kullanırlar ve bunu da piyasaya aktarırken daha yüksek maliyetle daha düşük miktarda kredi verirler. Bu da tabii ki dolanımdaki para miktarının azalmasına ve paranı paraya ulaşmanın maliyetini arttırdığı için ilgili para biriminin de değer kazanmasına neden olur. Forex piyasası katılımcılarının bilmesi gereken altın kurallardan bir tanesi eğer Merkez Bankası faiz arttıracağı yönünde bir beklenti oluşmuşsa ya da sürpriz bir şekilde faiz arttırıyorsa ilgili para biriminin biz değer kazandığını görürüz. Tam tarzı bir şekilde eğer Merkez Bankası faiz indiriyorsa sürpriz bir şekilde ya da faiz indireceği yönünde beklentiler oluşuyorsa piyasada ilgili para biriminin değer kaybettiğini görürüz. Bu özellikle Forex piyasası katılımcılarının kesinlikle bilmesi gereken altın kurallardan bir tanesidir. Tabii ki bunun dışında parasal genişleme dediğimiz ve son zamanlarda özellikle 2008 krizinden sonra gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı ve piyasalara yön veren önemli bir politikadır. Bundan bahsedelim. Şimdi şunda aslında yine e, miktar kuramı bizim burada çıkış noktamız ve bunu anlarken kullanacağımız etken olacak. Parasal genişleme şu, şu şekilde tanımlayabiliriz. Eğer Merkez Bankası faiz oranını çok düşük seviyelere indirmesine rağmen ekonomide istediği tepkileri alamıyorsa bu mekanizmanın içerisine piyasanın içerisine para aktarabilmek için farklı politikalar da uygulayabilir. Bunlardan bir tanesi parasal genişlemedir. Tahvil alım ya da varlık alım programı olarak parasal genişleme, quantitative easing ya da kısaca QE ve nicel gevşeme olarak duyabilirsiniz bu programın adını. Bu durumda Merkez Bankası ne yapar? Özel bankaların elinde e, likit nakit olmayan değerli kağıtları bunlar tahviller olabilir, bonolar olabilir. Bunları satın alarak özel bankalara bunun karşılığında tabii ki bu alışverişin karşılığında parasını vermiş olur. Özel bankaların portföyü küçülürken yani elindeki e, bahsettiğimiz kağı, değerli kağıtlar azalırken nakit miktarı artar ve tabii ki özel banka daha fazla kredi verebilecek duruma gelir. Bu da paranın değerinin azalmasına neden olur çünkü dolanımdaki para miktarını arttıran unsurlardır. Parasal genişlemenin miktarı ne kadar çok olursa? Paranın da ilerleyen aşamalarda değer kaybedeceğini o şekilde düşünebiliriz. Ama örneğin şu anda Fed'in uyguladığı gibi eğer parasal genişlemeden e, yavaş yavaş çıkış ya da tamamen terk ediş olursa bu da piyasanın içerisine akan ilgili para biriminin miktarı azaldığı için o para biriminde biz yavaş yavaş değer kazanacağı yönünde bir beklenti oluşturabiliriz. Parasal genişlemede aslında budur. Kredi mekanizmasıyla piyasayı etkileyemediği yani faiz... E, oranıyla piyasaya yön veremediği durumlarda Merkez Bankaları bunu kullanıyorlar. Neden kullandılar? Çünkü dolanımda ne kadar çok para olursa ekonominin içerisinde ve faiz ne kadar düşük olursa ekonomideki reel işleyiş o derece hızlı olması beklenir. Çünkü ne e, önemli olan şudur. Üretim var mı? Tüketim var mı? Ekonomide çarklar dönüyor mu? Eğer üretici ürettiğini satamıyorsa, tüketici de tüketi tüketmek istediklerini satın alamıyorsa ekonomide durgunluk söz konusu olabilir ve bu istenmeyen bir durumdur. Tabii ki bunun tam tersi enflasyonist süreçler de olabilir. Çok fazla eğer dolanımda bedava dediğimiz para miktarı varsa bu da enflasyon yaratır ve ilerleyen aşamalarda da o para biriminin yine değer kaybetmesine neden olan unsurdur ve fiyat belirsizliğine yol açar. Şimdi merkez bankası eğer ekonomide 2008 krizinde sonra olduğu gibi hatta Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası bunların uyguladığı bir politika aslında parasal genişleme 2008 krizinden sonra. 2008 krizi patladıktan sonra ekonomik aktiviteler çok yavaşladı. Piyasanın çok daha düşük fiyatlarla düşük faiz oranlarıyla borçlanabilmesini sağlamak için merkez bankaları faiz oranlarını çok düşük seviyelere getirdiler. Yetmedi. Bunun da üstüne İngiltere gibi, Amerika gibi, Japonya gibi merkez bankaları parasal genişleme programları uyguladılar. Özel bankaların elindeki kağıtları devlet tahvillerini Morgan destekli tahvilleri satın alarak onlara daha fazla likit sağladılar. Özel bankalarda daha düşük miktarlarda fon sağlayarak reel yatırımın artmasına destek olmaya çalıştılar. Mekanizma buydu aslında ama yavaş yavaş artık 2008 krizinden çıkılmasını, bazı ülkelerin çıkmaya başlaması, bazı bölgelerin daha e, yavaş bir şekilde toparlanıyor olması tabii ki dengesizlik yaratıyor ama e, bir süre sonra piyasaların normalleşme süreci içerisinde e, bu programları merkez bankalarının da terk etmek zorunda durumda kalacağını tabii ki söyleyebiliriz. Sonsuza kadar devam etmez. Belki 10 yıl devam eder. Belki 5 yıl. Belki bazıları çok daha kısa bir süre bazı merkez bankaları uygulayabilir. Şimdi faiz ve parasal genişlemenin ne olduğunu bu şekilde daha rahat bir şekilde kolay bir şekilde anladıktan sonra gelelim Avrupa Merkez Bankası'nın <laughs> politikalarına ve e, öncelikle bizim yarında işimize yarayacak bazı bilgiler üzerinde durmaya. Şimdi öncelikle Avrupa Merkez Bankası bildiğimiz gibi 18 tane euro kullanan ülkenin aslında Merkez Bankası merkezi Frankfurt'ta Almanya'da başkanı da Mario Draghi demiştik. 2008 krizinden sonra birçok euro bölgesine üye olan ülke borç problemleriyle karşılaştılar ve ekonomik aktiviteler çok yavaşladı euro bölgesinin birçok ülkesinde. Bu paralelde Avrupa Merkez Bankası da faiz politika faiz oranını sıfıra yakın seviyelere kadar düşürdü. Şu andaki Politika faiz oranı %0.25. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %10 şu anda uyguladığı politika faiz oranı bir haftalık repo faiz oranı olarak tanımlıyor TCMB bunu. Litro, OMT ve negatif mevduat faiz oranı kavramlarından bahsedeceğiz. Nelerdir? Litro, uzun vadeli refinansman operasyonu dediğimiz Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce iki kez uyguladığı bir program. Şimdi 2008 krizindeki sorunlardan bir tanesi bankalar arası piyasada likidite sıkıntısının olması. Yani nakit para sıkıntısının olmasıydı ve bazı finans kuruluşları borçlarını ödeyemediği için zaten batmak zorunda kaldılar. Likiditeye paraya ulaşamadıkları için. Çünkü kimse onlara borç para vermedi. Zaten piyasada likit miktarı oldukça daralmıştı. Avrupa Merkez Bankası da bu şekilde bir likidite sıkıntısı oluşmaması için piyasada Euro bölgesine üye olan ülkelere bunu daha önce bahsettiğim gibi iki kez uyguladı. Ee, çok uzun vadeli %1 faiz oranıyla çok düşük faiz oranlarıyla fon kullandırdı ve piyasaları fonladı bu şekilde. Ve e, bir miktar aslında piyasaya e, likit aktarmış oldu. OMT dediğimiz program bunu şu ana kadar hiç uygulamadı Avrupa Merkez Bankası. Dolaylı yollardan birkaç kez uyguladı ESM dediğimiz organıyla birlikte Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması ile birlikte. Fakat diğer merkez bankalarından farklı olarak bir ülkenin ulus merkez bankası olmadığı için farklı farklı ülkelerin merkez bankası ve politik olduğu için ve para politikalarını yönettiği için bazı farklılıklar var Avrupa Merkez Bankasına. Bunlardan bir tanesi de nasıl Amerika Merkez Bankası piyasadan devlet tahvili ya da morganç destekli tahvilleri satın alıyorsa eğer Avrupa Merkez Bankası'nın bunun yapamayacağı yönünde bazı yönetmelikler var. Direkt olarak Euro Bölgesine üye olan ülkelerin tahvil e, varlıklarını satın alamayacağı yönünde yönetmelikler var. O yüzden parasal genişlemesini daha farklı yönlerden yapıyor. Fakat OMT dediğimiz aslında program e, FED'in uyguladığı yani Amerika Merkez Bankası'nın uyguladığı Quantitative Easing'den çok da büyük farkı olmayan bir program. Yani doğrudan parasal işlemler dediğimiz bu program Avrupa Merkez Bankası'nın direkt olarak tahvil satın almasını e, öngören program. Draghi yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı bunu uygulayabiliriz şeklinde ifadeler kullandı daha önce fakat bunu bununla ilgili bahsettiğimiz gibi yasal düzenleme konusunda çok büyük soru işaretleri olduğu için henüz hiç uygulamadı. Hatta bununla ilgili bazı avukatlar Almanya Federal Anayasa Mahkemesi'ne dava açtılar. ECB'nin böyle bir program uygulayamayacağına yönelik. Onlar da Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu. Federal Anayasa Mahkemesi Almanya'da. Süreç bu şekilde devam ediyor. Net bir şey yok. Ama uygulayabilirim demişti Dragi, Bunun için teknik altyapımız var demişti. O yüzden bununla da ilgili söyleyeceği ifadeler bizim için yarın önem taşıyor olacak. O yüzden bahsetmek zorundayız. Diğer taraftan negatif mevduat faiz oranı yine bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü daha önceki toplantılarından sonra Draghi şunu ifade etmişti. Negatif mevduat faiz oranını toplantıda diğer üyelerle birlikte konuştuk. Masadaki e, konulardan biriydi. Değerlendirdik şeklinde ifadeler kullandı. Peki nedir me negatif mevduat faiz oranı? Şu anda ECB'nin uyguladığı yani Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı mevduat faiz oranı %0. Yani özel bankalar benim param var. Ben ECB'ye götürüp paramı vereyim dediğinde Avrupa Merkez Bankası onlara faiz vermiyor. Sadece paralarını saklıyor. Negatif mevduat faizi de daha önce iki Merkez Bankası'nda uygulanmış örnekleri var. Ee, İsveç ve Danimarka Merkez Bankaları tarafından. Ee, ama yine sonuçlarının piyasaya etkisi çok büyük bir netlik taşımıyor. Ee, şu şekilde düşünün. 100 euronuzu gidip Avrupa Merkez Bankası'na verdiniz diyelim. Eğer eksi %0.25'lik bir faiz oranı varsa siz geriye alırken paranızı 99 euro 25 cent şeklinde geriye 75 cent şeklinde geriye alacaksınız. Yani eksi mevduat uygulanıyor. Burada bunu da uygulamadı Avrupa Merkez Bankası fakat Draghi'nin ifadelerinde yer alan konu başlıklarından bir tanesiydi ve e, gerektiğinde tabii ki her türlü aracı kullanmaya açığız dediği için ve bu konuda sorulduğu için e, konuşulan konulardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Burada Draghi aslında şunu ifade ediyor. Biz real ekonomi sorun yaşadığı için toparlanma içerisinde, süreci içerisinde real ekonomi e, faiz geliri elde etmeye çalışmasın. Gidip reel yatırım yaparak ekonominin hızlanmasına, işsizliğin düşmesine katkı sağlasın. Bu konudaki kararlılığını gösteriyordu aslında Avrupa Merkez Bankası negatif mevduat faiz oranından bahsederken. Şimdi bu politikaları bilmemiz gerekiyor. ancak şunu söyleyeyim litro omt. Gibi programlar aslında zaten parasal genişleme programları olarak nitelendirebiliriz. Negatif mevduat faiz oranında ECB'nin aslında bir miktar kararlılığını gösteren ve Euro'nun piyasada kalmasını sağlayan noktalardan bir tanesi. ha Bu üç programı değerlendirdiğimizde e, litro ya da OMT ve negatif mevduat faiz oranı uygulanacaksa eğer ya da uygulayacağız şeklinde bir şey söylerse Draghi yakın tarihte bu EC tabii ki euro'nun değer kaybetmesine neden olan başlıklar arasında yer alır. Bunu da ifade edelim çünkü dolanımdaki para miktarını arttırmaya yönelik biraz daha euro'nun değer kaybetmesine neden olacak programlar e, litro, OMT ve negatif mevduat faiz oranı. <laughs> Peki geçelim şimdi ECB'yi biraz tanıyalım. Ee, Başkan Mario Draghi 2011 yılının Kasım ayında göreve geldi. Ee, Draghi göreve geldiğinde Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranı %1.50 idi. Ve göreve geldiği ilk toplantısından sonra sürpriz bir şekilde beklentiler %1.50 iken 25 bas puan faiz indirimine gitti ve 1.25'e çekti Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranını. Sonraki Aralık ayı toplantısında da yine 25 bas puanlık bir faiz indirimi daha gerçekleştirdi. Daha sonra belirli aralıklarla faiz indirimleri yaptı. En son 2013'ün Kasım ayında gerçekleşen bir faiz indirimiydi bu da. Yani şöyle baktığımızda Draghi göreve geldiğinden beri Avrupa Merkez Bankası 5 kez faiz indirim kararı almış. Son olarak Kasım ayında bahsettiğimiz gibi enflasyonun çok düşük seviyelere gerilediğini ifade ederek 25 bas puan daha faiz indirimine gitti ve %0.50'den %0.25'e çekti. Şimdi yarına baktığımızda yarın 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatı yapılacak. E, %0.25 şu anda beklentiye baktığımızda %0.25. Yani bir değişiklik yapması beklenmiyor Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranında. Baktığımızda size burada görebiliyorsunuz 2004 eee yılın yıllarında hatta 2005 2006 yıllarına baktığınızda %2 %4 hatta %4'ün üzerinde uygulanan politika faiz oranları var ama 2008 krizinin patlak vermesiyle birlikte bakın ekonomide daha düşük e, ucuz maliyetli fon sağlayabilmek adına politika faiz oranını nasıl sert bir şekilde indirdiğini burada görebiliyorsunuz. Peki gelelim rakamlara. Şu anda bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi şu aslında. Euro bölgesi ekonomisi toparlanmakta sorun yaşıyor. Bazı ekonomiler aslında iyi diyebileceğimiz durumda ama bazıları da gerçekten hatta çoğunluğu toparlanma kısmında yani kriz içeri, krizden çıkış süreci içerisinde sorun yaşayan ekonomiler. Almanya diğer ülkelere göre zaten euro bölgesinin en büyük ekonomisi e, oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Fakat e, diğerlerine baktığımızda, diğerleri derken tabii ki bunların içine Fransa, euro bölgesinin ikinci en büyük ekonomisi, İtalya, İspanya 3. ve 4. büyük ekonomileri burada da durum çok parlak gözüküyor ama bu iki ekonomiyi özellikle Almanya ve Fransa'yı yakından takip etmemiz gerekiyor euro bölgesi için. Çünkü zaten Almanya ve Fransa ekonomilerini topladığımızda geriye kalan 16 tane euro bölgesine üye ülkenin neredeyse yarısı yapıyorlar. Yani düzeltiyorum tamamı yapıyorlar. Yani euro bölgesi ekonomisinin zaten yarısını Almanya ve Fransa ekonomileri oluşturuyor. O yüzden bu iki ekonomi çok önemli bizim için ve yakından takip ediyoruz. Kasım ayında Kasım ayının düzeltiyorum Ekim ayının sonunda 31'inde beklentilerin çok altında kalan enflasyon oranı açıklanmıştı ve daha sonra Kasım ayının ilk haftası yine Avrupa Merkez Bankası toplantısını yaptığında 25 bas puan sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmişti ve şunu söylemişlerdi. Enflasyonun çok düşük seviyelerde olması Euro bölgesinde ekonomik aktivitelerin yavaşladığına işaret. Bu yüzden 25 bas puan faiz in faizi indiriyoruz ve tabii ki bu da daha ucuz bir miktarda ucuz bir şekilde piyasayı fonlayacağız anlamına geliyor şeklinde aslında değerlendirilmişti. Daha sonra enflasyon oranı tabii ki çok daha düşük seviyelere geriledi ama Euro euro bölgesinin merkez bankası tabii ki bu noktada artık alanı da kalmadı faizi indirebilmek için çok fazla. O yüzden biraz da elini sıkı tutmaya çalışıyor faiz oranı indirimi konusunda. Çünkü 0.25'e kadar geldi. Buradan sonra artık daha düşük adımlarla gitmeli ki politika faiz oranı sıfıra gelirse eğer tabii ki bundan sonra faiz silahını kullanamıyor olacak piyasalara karşı. O yüzden biraz daha eli sıkı davrandığını söyleyebiliriz. Bahsettiğim 2013'ün Ekim ayında önce enflasyon rakamı açıklandığında %0.7 olarak açıklanmıştı. Ve sonraki toplantıda faiz indirmişti Avrupa Merkez Bankası. Ama daha sonraki aşamalarda enflasyon oranının %0.5'lere kadar bile ulaştığını gördük. Fakat faiz oranı politikasıyla pek bir e, hamle yapmak istemediğini gördük aslında ECB'nin. Son açıklanan rakama bakalım. 30 Nisan'da yine enflasyon oranı Öncü enflasyon oranı açıklandı. %0.5'ten %0.8'e çıkması bekleniyordu enflasyon oranının. %0.7'ye yükseldi. Beklentinin altında kaldı. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu rakamdan yani 30 Nisan'dan 2 gün önce açıklanan Almanya'nın enflasyon oranı vardı. Ve e, beklentiden daha fazla enflasyonun eksi tarafta gerçekleştiği, daha fazla enflasyonun gerilediği görüldü. Bu olumsuz bir veriydi. E, ve Euro... Almanya'nın enflasyon oranının sonrasında gerçekten e, hızlı bir şekilde değer kaybetti. Euro dolar paritesinde de aşağı yönlü hareketler görmüştük. Fakat daha sonra bu rakam açıklandıktan sonra aynı hafta içinde 2 gün sonra enflasyonun 0.5'ten 0.7'ye yükselmesini olumlu karşıladı piyasalar. Almanya verisinin bu olumsuz tablosundan sonra piyasalar buna bile razı geldi diyebiliriz ve Euro'da yukarı yönlü hareketler gerçekleşti bu rakamları gördükten sonra. Peki önemli noktalardan bir tanesi de 2, May 2 Mayıs 2014 cuma günü açıklanan e, işsizlik oranı Euro bölgesinde şu anda işsizlik oranı gerçekten e, bölge tarihinin zirvelerinde %12.2 Euro bölgesi için Euro bölgesi tarihinin en yüksek işsizlik oranı e, rakamıydı. Bunu gördü piyasalar. Bunu gör, e, izlediler. Ancak işsizlik oranı tarafında çok düşük yavaş adımlarla da olsa bir miktar iyileşme gözüküyor. Ama bunu iyileşme demek de çok doğru bir yaklaşım olmaz aslında. Çünkü 11.8'lik şu anda gerçekleşen oran gerçekten yine çok yüksek seviyeler Euro bölgesi geneli için. Aşağıda baktığımızda grafikte Euro bölgesi enflasyon oranını görüyoruz. Bakın e, aslında 2000 12'nin başlarında diyelim 2011'in sonlarında %3'lere ulaşan bir enflasyon varken ekonomik aktivitelerin yavaşlamasıyla birlikte talebin daralmasıyla birlikte enflasyon aranında aşağı yönlü bakın bir trend var ve bu çok parlak bir tablo çizmiyor Euro bölgesi ekonomisinin ilerleyen günleri için. Bunu da görüyor zaten Avrupa Merkez Bankası ama bahsettiğimiz gibi bazı noktalarda da adım atabilmek için doğru zamanı beklemek zorunda çünkü birçok silahının aslında cephanesini boşaltmış durumda diyebiliriz şu an için. Peki bu hafta açıklanan Salı günü rakamlar vardı, PMI verileri vardı. PMI verileri Purchasing Manager Index yani satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz ve bir ülke ekonomisinin ya da bir euro bölgesi için açıklandığında bir bölgenin ekonomisinin ne şekilde ilerlediğini görebilmek için bize bilgiler veren önemli rakamlar, 50'nin üzerindeki rakamlar olumlu, 50'nin altındakiler sektörde daralmaya işaret eden rakamlar olarak kabul ediliyor PMI verileri için. Hizmet PMI dediğimizde hizmet sektöründeki servis de an Aynı anlama geliyor. PMI verilerini anlamamız gerekiyor. İmalat PMI denirse eğer üretim sektöründe çalışan satın alma yöneticilerine yapılan bir anket sonucu oluşturan endeks, hizmet denirse eğer. Hizmet sektöründe çalışan satın alma yöneticilerine yapılan anket sonucu oluşturan endeksi anlamamız gerekiyor. İngiltere'den yapı PMI verisini de takip ediyoruz. Örneğin önemli rakamlar arasında bizim için bu da inşaat sektöründeki gelişmeyi takip etmek için izliyoruz. Salı günü açıklanan rakamlardan sonra Euro bölgesinde e, olumlu bir tablo çizilmişti genel anlamda özellikle İspanya tarafından gelen veriler fiyatlanmıştı ve euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketleri izlemiştik. Bu noktada özellikle İspanya'nın hizmet PMI verisinin tahminlerin üzerinde gelmesi daha sonra İtalya Burada Fransa olduğunu belirteyim hemen şuradaki sütunda yanlış yazılıyor. Ee, beklentin üzerine gelmiş. Sadece Almanya'nın hizmet PMI'ında e, beklentinin altında bir rakam gerçekleşti. Ama 54.7'lik rakam 55'e yakın olduğu için önceki rakama ve beklentiye piyasalar buradaki e, olumlu gelen rakamları daha azaltıyor. E, fiyatlamaya değer gördü diyebiliriz. Özellikle takip edenler zaten bilecektir. Saat 10.15'te İspanya'dan gelen salı günü veriler daha sonraki rakamların da olumlu geleceği yönündeki beklentileri destekleyerek zaten euroda değer kazanımları oluşmasını sağlamıştı. Hemen onu da şurada göstermek istiyorum. Bakın 10-15'te Salı günü gelen rakamlar sonrasında Eurodolar paritesinde 1 saatlik grafikteki yukarı yönlü hareketler. Şimdi şöyle bir durum var. Bu grafik üstünden de hani burada kalalım ve anlatalım. Şimdi faiz oranını indirmesine rağmen ee, e Euro'nun değerli kaldığına ve e Euro'nun halen daha birçok ülke para birimi karşısında değerini koruduğunu söyleyebiliriz ve bunu görüyoruz aslında. Burada aslında şöyle bir nokta var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Fed'e baktığımızda yani Amerika Merkez Bankasına baktığımızda uzun e yıllarca 2008 krizinden sonra her ay 85 milyar dolar tutarında e tahvil satın aldı piyasadan ve her ay 85 milyar para pompaladı piyasaya. Dolanımda oldukça fazla tabii ki dolar var. Bunun yanında sterlin tabii ki onların da İngiltere Merkez Bankası'nın da e, parasal genişleme programı var. Yine Japon yine tabii ki Japon e, ya Merkez Bankası da önemli miktarda ta, e, tahvil alım programı uyguluyor. E, ama Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda piyasayı fonlayabileceği çok fazla enstrümanı Yok özellikle parasal genişleme yapma konusunda sıkıntıları var. Ee, bahsettiğimiz gibi Litro ile bunu daha önce iki kez yaptı. Ama Litro geri ödemeleri zaten baktığımızda 2005'te geri tamamlanacak Euro bölgesindeki merkez bankalar için. Yani dolanımda kalmadığı... Euro... Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemesiyle uyguladığı paralar. O yüzden diğer merkez bankalarının oldukça fazla genişlemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın da burada ekonomisine vereceği destek konusunda biraz kısıtlı kalması yasalarla yönetmeliklerle Euro'nun diğer para birimleri karşısında değerli kalmasını sağlayan noktalar arasındaydı. Bununla ilgili Analiz.gcmforex.com'da bloklarımız var bloklarda Avrupa Merkez Bankası ile da ve euro neden değerli başlıklı yazılarımız da var burada da net bir şekilde görebilirsiniz grafiklerle detaylı bir şekilde zaten anlatıyoruz ama ana temel nokta Aslında bu ve bundan gerçekten Avrupa euro bölgesindeki ekonominin içerisinde yer alan ünitelerde birimlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyor tabii ki euronun gerektiğinden daha fazla değerli olmasıyla. Ee, Avrupa Merkez Bankası da değerli para biriminin ekonomik aktivitelere ket vurduğunu zaten onlar da söylüyor. Ama ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade edebiliriz. Ama yavaş yavaş artık Avrupa Merkez Bankası'nın farklı şeyler yapmaya başlaması gerekiyor. Piyasalar da bunu artık yavaş yavaş istiyor. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle 2014 yılı içerisindeki her toplantısı bundan sonra çok büyük bir dikkatle takip edilmeli. Yarınki de çok büyük bir önem taşıyor. Sürprizler çıkma ihtimali daha yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi e, teker teker ben üzerinde duracağım ama <laughs> öncelikle faizle birlikte ve beklentiyle birlikte değerlendirmekte fayda var. Saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatını birlikte görüyor olacağız. Burada eğer Avrupa Merkez Bankası yani ECB faiz oranını değiştirmezse Euro'da sert hareketler oluşmasını beklemeyiz. Çünkü zaten piyasanın beklentisi bu yönde. Yeni bir şey fiyatlanması çok e, büyük bir ihtimal gözükmüyor. ECB faiz oranını indirirse bu sürpriz olarak algılanacak piyasa tarafından ki e, sürpriz gerçekleşecekse eğer bu tarafta gerçekleşmesinin gerektiğini söyleyebiliriz. Euro'da sert değer kayıpları görmemiz gerekir. ECB faiz oranı yükseltirse ki çok 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 düşük bir ihtimal olduğunu söyleyelim ki gerçekten ekonomi toparlanmakta güçlük çekerken faiz oranı yükseltmek çok mantıklı bir hareket olmaz. Ama yine de ihtimaller dahilinde olduğu için belirtelim. Euro'da sert değer kazanımları görürüz. Hatta çok sert değer kazanımları görebiliriz böyle bir unsur çıkarsa. Faiz oranı değiştirmezse... Eurodolar paritesinde ve ilgili diğer para birimlerinde hani hareketler gerçekleşebilir ama çok sert hareketler dediğimiz gibi e beklememeliyiz. Eğer faiz oranında bir değişiklik olmazsa 3.30'da 15.30'daki Draghi'nin konuşması bir kat daha fazla önem taşıyacak diyebiliriz net bir şekilde. Piyasalar artık Draghi'nin bir sinyal verip vermeyeceğine odaklanıyor olacaklar. Yavaş yavaş adım adım. Gideceksek eğer şu şekilde bir yol haritası çizebiliriz kendimize yarın için. Öncelikle bahsettiğimiz gibi saat 14:45'te faiz beyanatını izleyeceğiz. Burada sürpriz olursa eğer bahsettiğimiz gibi faiz indirimi gerçekleşebilir. Belki 10 bas puan belki 15 bas puan yani %0.15'e ya da %0.10'a indirebilir. Bu gibi bir durumda piyasalar zaten... E, sürprizini görmüş olacaklar aslında. Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz bahsettiğimiz gibi. Daha sonra e, piyasanın beklentisi paralelinde eğer bahsettiğimiz gibi bir faiz değişikliği gerçekleşmezse bu gibi durumda 15.30'daki basın konferansı çok büyük bir önem taşıyacak. Başkan Mario Draghi'nin tüm ifadelerini dikkatle takip edeceğiz. Ama önce Draghi kürsünün arkasına geçecek ve 15.30'da e, alınan kararların gerekçelerinin yazılı olduğu bir metin okuyacak. Bu metin tabii ki faiz oranı değişiklik olmadıysa eğer neden olmadığı ne de değişiklik olduysa neden olduğunu açıklayan noktalar olacak ama asıl önemli kısım 15.30'da bu karar metnini okuduktan sonra başlayacak. Çünkü 15.30'dan sonra Draghi gazetecilerden gelen, basın yetkililerinden gelen soruları cevaplayacak. İşte bu noktada özellikle volatilite, piyasada hareketlilik gerçekten çok yüksek boyutlara ulaşabilir. Bunun da altını çizelim. Peki Draghi'den ne bekleyeceğiz? Önce enflasyon oranı hakkında ne söyleyecek Draghi? Bunu göreceğiz. Enflasyon oranı eğer düşük çok düşük seviyelerde ve bunun için artık yakın bir tarihte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler yapabiliriz, adım atabiliriz şeklinde ifadeler kullanırsa Dragi bu faiz indirim sinyali olarak değerlendirilebilir piyasalar tarafından ve Euro'da yine sert değer kayıpları görebiliriz. Ama enflasyon uzun vadede bizim hedeflerimiz olan %2'ye doğru yaklaşacak ve geçici bir enflasyon enflasyonun düşük seviyelerde olmasının geçici olduğunu düşünüyoruz şeklinde ifadeler kullanırsa yani soğuk kalırsa biraz enflasyon oranı konusundaki gelen sorulara bu noktada e, ECB'nin yeni bir adım atmayacağı ve bekleme durumunda kalacağı yönünde beklentiler oluşarak euroda yukarı yönlü sert hareketler izleyebiliriz. Deflasyon riski aslında bir öncekiyle aynı e, ve Draghi şunu çokça söylüyor, biz Euro Bölgesinde deflasyon riski görmüyoruz diyor. Fakat kendisine şu şekilde yöneltilen sorular olmuştu. Daha önce de hatta Amsterdam'da katıldığı bir konferansta da cevaplamıştı bu şekilde bir soruyu. Japonya Merkez Bankası da deflasyonu çok uzun yıllarca reddetti, deflasyon riski olmadığını söyledi. Fakat son 15 yıldır Japon ekonomisi deflasyon süreci içerisinde demişti diye bir soru gelmişti. Bunun hakkında neler düşündüğüne yönelik bir soru yöneltilmişti. Bu noktada Draghi'de biz çok ayrı durumlardayız, çok ayrı Şartlar şu anda bizim için geçerli o yüzden ben deflasyon riski görmüyorum demişti deflasyon riski görmediğini üzerine basarak ifade ederse vurgulayarak konuşursa Draghi bu noktada yine Euro'da değer kazanımları görebiliriz çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın yine bir adım atmak için acele etmeyeceği yönünde beklentiler fiyatlanacak ve bu da önemli. Euro'da yukarı yön hareketleri destekleyebilir. Tam tersi deflasyon riskini değerlendirmeye almamız gerekiyor. Enflasyonda e, düşük seviyeler bizi e, etkileyebilir şeklinde ifadeler kullanırsa bu da Avrupa Merkez Bankası'nın adım atabileceği yönündeki düşünceleri tetikleyebilir ve Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz. Bahsettiğimiz gibi uzun vadeli refinansman operasyonu, OMT dediğimiz doğrudan parasal işlemler ve negatif mevduat faiz oranı konularında da Altını çizerek söylüyorum yakın bir tarihte uygulayabiliriz şeklinde ifadeler kullanırsa ya da yakın bir tarihte yapmamız gerekiyor şeklinde ifadeler kullanırsa Euro'da yine sert değer kayıpları görebiliriz. Ama tüm bu aslında bahsettiğimiz başlıklar konusunda Draghi'nin çekimser soğuk davranması. Avrupa Merkez Bankası'nın bir adım atmak için aceleci davranmayacağı ve bekleyip izlemeye durumunda kendini bırakacağı beklentileri ağırlık kazanabilir. Bu da Euro'da yukarı yönlü hareketlerin devamına destek sağlayan bir unsur olabilir. Bunun altını çizelim. Şimdi Aslına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası çok tabii ki önemli ancak İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz beyanatı olacak. Yarın bunu da takip ediyor olacağız. Saat 14.00'da yani 14.45'de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatı öncesinde paylaşacağız aldığı para politikası kararlarını açıklayacak 14.00'da Türkiye Saatiyle İngiltere Merkez Bankası. Burada özellikle %0.50 olan politika faiz oranında bir değişiklik yapılmasının beklenmediğini söyleyelim. Yine %0.50'de kalması bekleniyor. Ha şöyle bir durum olur. İngiltere Merkez Bankası faiz arttırımına daha yakın gözüküyor. Ee, eğer sürpriz bir şekilde faiz arttırırsa sterlinde çok sert değer kazanımları görebiliriz. <laughs> Bir de toplam parasal genişleme programı var. İngiltere Merkez Bankası'nın yıllık toplam 375 milyar sterlin tutarında tahvil satın alıyor piyasadan ve bu kadar bir miktarı piyasaya sürüyor. Bu bahsettiğimiz parasal genişleme miktarında yani 375 milyarlık sterlin tutarındaki ee, parasal genişleme programını daralttığı, kıstığı yönünde bir açıklama yaparsan, yani 375'ten atıyorum 350'ye çektiğini açıklarsa ya da 325'e çektiğini açıklarsa, Sterlin'de parasal genişlemenin azaltıldığı ve İngiltere Merkez Bankası'nın artık daha sıkı para politikaları uygulamaya doğru gideceği yönündeki beklentiler fiyatlanabilir. Bu da yine Sterlin'de daha sert yukarı yönlü hareketler görmemizi sağlayabilir. Ama beklentiler bahsettiğimiz gibi her iki... Politikada da hem 375 milyar sterlinlik toplam parasal genişleme programında hem de 0.50 olan e, politika faiz oranında bir değişiklik yapılmaması yönünde. Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda e, bahsettiğim gibi bu ilgili noktalar çok önemli piyasalar. Yarın daha çok bu noktalara odaklanacak. 14:45 ve 15.30'dan sonra basın yetkililerinden gelecek soruları da göz ardı etmeyin. Bunların gelecek sorulara karşı dragine neler söyleyeceği dikkatle takip edilecek. Bir faiz indirimi ya da parasal genişleme uygulanabilir şeklinde sinyal vermesi halinde Euro'da sert değer kayıpları görebiliriz. Ama eğer dragi bekle gör durumunda devam ederse burada bahsettiğimiz gibi Euro'da değer kazanımları görebiliriz. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın yakın bir tarihte yeni bir adım atma yönünde bir düşüncesinin olmadığını varsayacak ve fiyatlayacak piyasalar. Bu da euronun değer kazanması neden olan bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Genel anlamda benim anlatacaklarım bugünle ilgili bu kadar. Sorular geldi question bölümünden. Çok da fazla konsantre olduğum için anlatmaya açıkçası bakamadım. Ee, ancak şimdi bir soru-cevap kısmına geçelim. Sizden gelen soruları yanıtlayalım. Ee, yanıtlay yanıtlayamayacağım sorular muhakkak olacaktır. Daha çok konumuzla ilgili gelen sorulara odaklanmaya çalışacağım. Gözden kaçıracağımız zamanımızın e, bizi kısıtlayacağı durumlar olabilir. <laughs> o yüzden. Bu sorularınızda webinar@gcmforex.com, sermet.dogan@gcmforex.com, mail adreslerinden bizlere iletebilirsiniz. Yine olabildiğince çok soruya cevap vermeye çalışacağız, sizlere bilgilendirmeye çalışacağız. Bunu da belirtelim. Şimdi ben hemen sorulara dönüyorum ve e, sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Faiz açıklanırken basın toplantısı yapılacak değil mi? Bahsettiğimiz gibi 1445 faiz beyanatı açıklanacak yazılı bir şekilde 1445'ten sonra 1530'da mikrofonunun karşısına geçecek Dragi ve alınan kararları anlatacak. Sorulara bakmaya devam ediyorum. Fed faiz artışını yani Amerika Merkez Bankası faiz artışını ECB'nin parasal genişleme yapıp yapmamasına göre şekillendirebilir mi? Bu söz konusu olabilir mi? ECB parasal genişlemeye giderse Fed doların fiyatını dengelemek için faizi arttırmayıp düşürebilir mi şeklinde bir soru sormuş bir katılımcımız. Hemen bununla ilgili konuşalım. Şimdi aslında Fed'in e, ECB'ye ya da dünyanın geri kalanıyla ilgili e, bir politika değişikliği yapacağını ben düşünmüyorum ki aksine tam tersi dünyanın geri kalanı FED'e göre davranmaya çalışıyor Amerika Merkez Bankası'na göre da, davranmak zorunda maalesef e, çünkü uyguladıkları e, müthiş miktardaki programlar e, tüm dünya ekonomisine etkili oluyor ki dolar zaten Dünyada genel kabul görmüş ticari e, iş, işlemlerde de kullanılan ana para birimi olduğu için e, tüm dünya doların fiyatını çok yakından takip ediyor. İşte onu da yöneten e, Fed olduğu için herkes Fed'i çok yakından takip etmek durumunda. Belki tam tersi olabilir. Yani ECB Fed'e göre e, adımlar atabilir. E, ama Fed'in çok fazla ECB'ye göre adımlar atacağını ben düşünmüyorum. Sorunun cevabında da aslında... Ee, devamında aslında e, geri kalanı ile ilgili cevabı da vermiş oluyoruz. Ama eğer parasal genişlemeye giderse FED doların fiyatını dengelemek için arttırma, arttırmayıp düşürebilir mi? E, FED'in faiz indirmesi e, bence çok uzak bir ihtimal şu anda, oldukça uzak bir ihtimal. E, bunu e, hani nasıl söyleyelim? E, %90 üzerinde bir ihtimalle FED faiz indirimine gitmez. Ama ECB'nin e, bu yıl içerisinde faiz indirimi ya da parasal genişleme uygulama ihtimali çok daha yüksek. İki taraftaki ekonomik dengeler şu anda birbirinden zıt gözüküyor. Çünkü iki merkez bankasını bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama bahsettiğimiz gibi ekonominin bankalar arası piyasada Forex piyasasında likiditeye baktığımızda ECB'nin bilançosu sürekli küçülürken yani kendi bilan e, bünyesinde nakit para daha çok artarken Fed'in bünyesinde sürekli tahvil artıyor ve nakit para azalıyor. İşte bu gibi bir durumda biz euro dolar paritesini 1.39 1.39'un üzerinde görüyoruz bugün itibariyle. Aslına baktığımızda hani hangi tarafın ekonomisi daha iyi derseniz tabii ki ABD ekonomisi daha e, düzgün bir toparlanma süreci içerisinde diyebiliriz. Euro bölgesinde düşük enflasyon çok kötü e, zorluk çıkarıyor ve toparlanmanın e, çok da sağlıklı bir şekilde olamadığını gösteriyor. Ama baktığımızda işte bu likidite konusundaki durum ve ECB'nin bazı konularda elinin kolunun bağlı olması Euro'nun belki de dünyanın diğer ülke para bilimleri karşısında yine güçlü seyrin devam ettirmesine neden oluyor. Yanılmıyorsam katılımcımız konunun içerisindeki gidişatla ilgili bir soru sormuş. Özel banka parayı satamazsa ne olur demiş. Tabii ki özel bankanın parayı satamaması yani kredi verememesi yanılmıyorsam kredi mekanizmasını anlatırken gelen bir soruydu. Parayı satamaması çok işine gelen bir nokta olmaz. Çünkü ticari bankanın para kazandığı şey bahsettiğimiz gibi kredileri satabilmek ve bundan faiz kazancı elde etmek. Eğer satamazsa tabii ki bankalar bir o ilgili banka tabii ki iflasa kadar gidebilir eğer kendi mevdu elinde bulundurduğu fonlarını satışa çıkaramazsa aynı bir işletme gibi düşünür. Yani diyelim ki kalem üretiyoruz, üretiyoruz ama kalemi satamıyoruz. Satamadığımız zaman bu kalem üretmenin de bir anlamı Yok dükkanı kapatıp gitmek zorunda kalabiliriz. Ama banka tabii ki finans sektörü biraz daha farklı durumda. Birçok banka aynı durumla karşılaşırsa eğer parayı e, kredi mekanizmasını çalıştıramazlarsa yine bir kriz, finansal kriz çıkabilir. Eğer böyle bir durum daha gelişmiş ekonomilerde çıkarsa tüm dünyayı kaplayan bir kriz haline bile gelebilir. Fed genişlemeyi her ay azaltıyor, ama dolar değer kaybediyor. Bunu nasıl izah edersiniz? demiş bir katılımcımız. Aslında sorunun cevabını da verdik. Fed genişlemeyi azaltıyor. Cevap da aslında burada. Yani Fed zaten parasal genişleme uyguluyor. Uyguladığı genişlemeci para politikasının miktarını azaltıyor. Ama bu sıkı para politikası anlamına gelmemeli. Birincisi bu. ikincisi bahsettiğimiz gibi e, Avrupa Merkez Bankası'nın 2011'de ve 2012'de uyguladığı litro programıyla özel bankalara e, verdiği likit miktarı her ay artık geri dönüyor. Likidi de e, bu kredileri geri ödüyor diyor özel bankalar ve dolanımdaki euro miktarı azalırken her ay e ee, dolanımdaki dolar miktarı artmaya devam ediyor. Ha 55 milyar alıyordu. Bundan sonra 45 milyar dolarlık tahvil alıp piyasaya 45 milyar sürecek. Ama dolar yine artacak piyasada. Fakat euroya baktığımızda euro tarafına Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut bir parasal genişlemesi yok ortada. Hatta daha önce yaptığı 2 litronun geri ödemeleri oluyor. Yani likidite daralıyor. Ee, Euro bölgesinde. İşte bu yüzden e, dolar ve euro arasındaki ilişki ya da TL karşısındaki durumu da bu şekilde izah edebiliriz e, bahsettiğimiz gibi. <laughs> Güzel bir soru daha var. E, hocam ECB faiz oranını 0.50'den 0.25'e düşürdükten sonra ilk tepki euro sert düşmüştü ama şimdi euro o zamanki değerinden daha değerli. Peki ucuz para niye daha değerli? Şimdi bakın şunu ifade edelim. Şimdi faiz oranı e, çok düşük seviyelerde olduğu zaman bile e, bahsettiğimiz durum itibariyle Para değer kaybetmeyebilir, ama ilk etkisi benim bahsettiğim zaten burada size aktarmaya çalıştığım şey bir forex piyasası katılımcısı olarak piyasanın yayınlanan kararlardan açıklamalardan sonraki hemen ilk etkisini ifade ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayında ECB sürpriz bir şekilde 0.50'den 0.25'e indirdiğinde politika faiz oranını Euro dolar paritesi 1.35'lerdeydi. Kasım ayından Aralık ayına geldiğimizde yine Avrupa Merkez Bankası'nın faiz beyanatına geldiğinde Euro dolar paritesi 1.38'deydi. Yani 1.35'ten sert bir düşüş oldu ilk tepki olarak ama daha sonra yine 1.38'e kadar tırmandı Euro dolar paritesi Euro'nun değer kazanması ya da doların değer kaybetmesiyle birlikte. Bahsettiğimiz bu noktada işte iki merkez bankasının şu anda uyguladığı birikimli para politikalarının piyasaya etkisini görüyoruz aslında. Yani FED her ay 85 milyar dolar tahvil alırken piyasaya 85 milyar dolar pompaladı ve bunu 2008 yılından beri yapıyor. Bu şekilde düşünün. Her ay 85 milyar dolar piyasaya fazladan dolar girdi. Ee geçtiğimiz Aralık ayına kadar. Sonra 75'e düşürdü. 65'e düşürdü ama yine bu sıkılaştırıcı para politikası anlamına gelmiyor. Bakın sıkı para politikası anlamına gelmiyor. FED halen daha genişlemeci bir para politikası uyguluyor. Sadece genişleme miktarını azaltıyor ve artık 55 milyar değil 45 milyar dolar tutarında piyasaya para sürüyor. Süreceğini ifade etti her ay. Yani Önümüzdeki toplantısında da 10 milyar azaltırsa 35'e inecek. Bu bir süre sonra bitecek Fed'in parasal genişlemesi. Daha sonra faiz arttırımı gelirse işte 2015'in ortalarında da bu faiz arttırımı gelirse Fed tarafından işte o zaman aradaki fark kapanmaya başlayacak ve belki Euro-Dolar paritesinin iyisi de genişlemeci para politikası uygulamayı tercih ederse 2014 yılı içinde Euro-Dolar paritesinde belki işte daha önceki tahminler olan bir nokta 15'lere belki 1.20'lere geleceğini göreceğiz 2016 yılında belki de. Ama bahsettiğimiz gibi bu hemen olacak, anlık olacak bir şey değil. Kümülatif bir şekilde gidiyor, birikimli bir şekilde gidiyor. Bunu da aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Piyasayı doğru anlayabilmek adına benim bunları size aktarmam gerekiyor. Zaten bu şekilde bakarsanız çok daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz olup biteni. Ama diyelim ki yarın faiz indirimi ya da parasal genişleme yönünde bir program açıkladı. İlk tepkinin ne olacağını ben size zaten... Şu anda bu webinarım çalışmamızın içerisinde de aktarıyorum. Ha daha sonrası evet daha sonrasında yaşanan bahsettiğimiz bu iki merkez bankasının parasal genişleme tarafında uyguladığı farklar nedeniyle daha sonra bu denge yine değişebilir. Şu anda baktığımızda eee Euro dolar paritesi 1.39'un üzerinde. Ve bu faiz oranına ve karşılaştırdığımızda ya da e, görünüşü ilerleyen hareketleri ilerleyen ekonomik faktörleri değerlendirdiğimizde e, birçok analiste zaten mantıklı gelmiyor bir 39 seviyesinde olması ama bir de şöyle bir durum var. Reel piyasada yani bankalar arası piyasada e, euro'ya ihtiyaç duyduğum zaman nasıl ne zaman ve ne miktarda ulaşabiliyorum dolara ihtiyaç duyduğum zaman ne miktarda ulaşabiliyorum? Yani ben e, milyarlarca dolar borcumu ödemek için dolara kolay ulaşabiliyorsam eğer doların piyasadaki miktarı çoksa bu doların faiz oranının ve değerinin çok fazla yüksek olmaması demek. Ama euro tarafında ben istediğim zaman milyarlarca euro borcumu ödemek için istediğim gibi ulaşamıyorsam dolanımdaki miktarı az olduğu için işte bu benim bu gibi bir durumda daha yüksek maliyetlere ve Katlanarak ve daha e, her düşük seviyeden daha fazla euro almamı almamı sağlayacak noktalar arasındaki bir e, dönüm, nok dönüm e, noktası olması gerekir. Bu şekilde bakarsanız piyasayı makro açıdan çok daha net bir şekilde çok daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Negatif mevduat faiz oranı euroyu. Ee, değerlendirmez mi demiş katılımcımız sıradan sorulara ben devam ediyorum bakmaya ee, hayır öyle olmaması gerekir çünkü şu demek e eğer siz paranızı bir bankaya verdikten sonra daha az miktarda geriye dönüş alacaksanız o bankaya para vermeye devam edecek olsanız bile çok daha düşük miktarlarda verirsiniz. Ve bu da dolanımda yani elinizde tuttuğunuz nakit para miktarının artmasına neden olur. Bu da dolanımdaki para miktarının daha yüksek miktarda kalmasına neden olur ki bu da para biriminin değer kaybetmesine neden olan unsurlardan bir tanesidir. Politika faiz oranıyla Mevduat faiz oranı aynı şey midir? Merkez Bankasından Merkez Bankasına değişir ama genelde aynı şey değildir. Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranı %0.25 şu anda ilgilendiğimiz dikkatle takip edeceğiniz oran. Ama mevduat faiz oranı %0.0'dır şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın. TCMB'nin de farklıdır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranıyla mevduat faiz oranı. Yani şunu söyler: Eğer sen bana e, merkez bankasıyım, ben şunu söylüyorum özel bankaya: e, Sen bana eğer fon vereceksen, para vereceksen, ben sana yüzde beşten sana faiz oranı veririm. Ama benden borç para istiyorsan, eğer ben sana yüzde sekizden borç para veririm diyorsa eğer merkez bankası mevduat e, faiziyle politika faizi aynı oran değil demektir. Aynısını uygulayanlar olabilir mi? Olabilir. Ee, ve politika faiz oranı ile mevduat faiz oranı da aynı olmuş olabilir. Bu şekilde bakmak daha doğrudur. Şifreli konuşmalar Draghi'nin içerisi Draghi şifreli konuşmalar yapacak. İşte bahsettiğimiz şifrelerin zaten çözümlerini size de e, aktarmış olduk. Deflasyon riski, enflasyon oranı konularında ne diyecek, ne derse ne olur? Litro OMT bunlardı. Yarın Draghi sözlü yönlendirme ile Euro'da değer kaybını sağlayacak diye düşünebilir miyiz? Tabii ki şu da önemli. Şimdi negatif mevduat faiz oranı bundan sonra uygulayacağız ya da litre uygulayacağız demekle yani litre uygulama kararı aldık demekle litre uygulayabiliriz demek arasında fark var. Eğer e, cephanenizi hızlı bir şekilde harcamak istemiyorsanız Merkez Bankası olarak önce piyasaya şunu söyleyebilirsiniz. Negatif mevduat faiz oranı uygulayabiliriz ya da Litro OMT uygulayabiliriz diyebilir Draghi. Önce piyasanın eee beklentiyle yönlendirmiş olur bu şekilde işte forward guidance dedikleri aslında bunun da bir e, parçası. E, beklent, piyasa beklentisini yönlendirip daha sonra gerekli olduğu durumda bunları uygulamayı tercih eder ve bu şekilde zaman kazanabilir. Ama şöyle bir durum var eğer bekleme durumunda kalırsa Euro'da yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Yani Draghi çok yakın davranmazsa bu OMT ve Litro negatif mevduat faiz oranı ya da enflasyon deflasyon riski konularına faiz indirimi beklentisi oluşmazsa piyasada Euro'da yukarı yönlü hareketler devam edebilir diyebiliriz. Yani 1.40'ın üzerine 1.45'leri daha sonra 1.50'leri bu şekilde devam edecek seyirler. Aydan aya Avrupa Merkez Bankası bekleme durumunda kalmayı sürdürecekse bunları görmemiz kaçınılmaz olabilir. Şimdi bazı katılımcılarımız e, tablolardan bahsetmiş, e, sunumun içerisinde kullandığımız e, dokümanlardan bahsetmiş. Şöyle söyleyeyim, analiz.gcmforex.com bu adresi ziyaret etmenizi ee, tavsiye ederim. Burada hem günlük analizlerimizi takip edebilirsiniz. Hem haftalık hem aylık raporlarımızı görebilirsiniz. Bunun yanında blog kısmı var. Blogda e, analiz. 4 e, xcomun blog kısmında bahsettiğimiz yazılarımıza ulaşabilirsiniz. Ne, ne demek istediğimizi belki daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz. gcm forex Bunları da takip etmenizde fayda var. E, tabloları ve... E, bahsettiğimiz anlatım kısmındaki şemaları beğenen, beğendiğini şu anda ileten katılımcılarımıza bu şekilde ifade edebilirim. Evet, sorulara bakmaya devam ediyorum. Türkiye isterse parasal genişleme yapabilir mi? Yapabilir. Aslına baktığımızda da her gün yapıyor düzenli olarak repo e, ihaleleri açıyor her gün fed e, düzeltiyorum tcmb ve belirlenen gelen talep karşısında belirlediği faiz oranlarıyla birlikte piyasaya türk lirası sürüyor repo ihaleleriyle birlikte ve her gün düzenli olarak bunu yapıyor baktığımızda farklı bir boyutlarda piyasadan değerli kağıtlar alarak tl sürmek olabilir mi açık piyasa işlemleri çerçevesinde? Olabilir. Döviz satım ihaleleriyle de olabilir ki bunu da yapıyor her gün e, TCMB. E, döviz alım ihaleleri yapabilir. E, uygulayabilir. Rezerv para olması hani TL rezerv dünyada genel kabul görmüş bir rezerv para olmadığı için e, yapamaz diyemeyiz. Yapabilir. Etkisi sınırlı olur. Yani dolar TL paritesini düşürmek istiyorsa, yükseltmek istiyorsa uyguladığı para politikaları daha çok Amerika'dan gelecek haberler ve ABD Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalarla yönlendiği, şekillendiği için dolar TL paritesi e, uyguladığı TCMB'nin uyguladığı politikalar etkisi kısıtlı kalabilir. Draggy konuşunca Euro genelde değer kazanıyor demiş aynı katılımcımız yine. Ee, yine böyle olabilir mi? İşte buradaki artık zaten bir saat boyunca sizlerle birlikte olmamızın amacı da e, neler olabileceğini siz kendiniz de anlayabilin. Piyasayı doğru tetkik edebilin diye. Benim bunu söylemem buradan çok doğru olmaz. Yani Euro e, genelde Draggy konuşunca Euro değer kazanıyor mu? İstatistiklere baktığımızda doğru genelde öyle oluyor. Ama yarın böyle olabilir mi dersek... E, takip etmekte fayda var demek zorundayım. Doların aşırı düşmesi Fed açısından iyi mi yoksa kötü bir şey mi hocam demiş bir katılımcımız. Şimdi doların aşırı değer kaybetmesi tabii ki dolar rezerv para birimi olduğu için aslında Amerika'nın çok da e, umrunda değil doların çok fazla değer değişiklikleri. Özellikle mesela TL karşısında ya da gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında doların değerine ne olduğu çok da e, Amerika'yı ve Fed'i çok zorlayacak unsurlar konular değiller ama eğer dolar e, aşırı değer kaybederse tabii ki bunlar rahatsızlığını ifade edebilir Fed. E, ancak ihracatçıları e, tabii ki e bir miktar sevinebilirler. Çünkü ihracatçının kendi ülkesinin para biriminin değerinin düşük olması ihracatçı açısından iyi bir şeydir. yani daha rahat bir şeydir. Kazançlarının artmasını, rekabet gücünün artmasını sağlar. İhracatçıyı sevindirir. Eğer ihracatçı lobisi de güçlüyse ABD tarafında ABD için iyi bir şey ve sevindirici bir şey diyebiliriz ama daha çok ithalat ağırlıklı ve ithalat lobisinin daha kuvvetli ise eğer ABD'de onlar değerinin düşmesini çok istemezler ve bu noktada tabii ki FED rahatsız olabilir. Peki soruları da elimizden geldiği kadar çok yanıtlamaya çalıştık. Muhakkak cevaplayamadığımız burada sorular vardır. Satır aralarında gerçekten oldukça fazla çok soru geliyor. Çok teşekkür ederiz bunun için ben burada artık çalışmamızı tamamlamak istiyorum. Burada olan, katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Webinar takvimimizi gcmforex.com sitesinden inceleyip, inceleyip Mayıs ayının ilerleyen haftalarındaki düzenleyeceğimiz webinar çalışmalarımızı da inceleyebilirsiniz. Kayıt yaptırıp katılım gösterebilirsiniz. Yeni webinar çalışmaları düzenlenmesini istediğiniz istekleriniz varsa, düşünceleriniz varsa mail adreslerimizden bize ulaşıp fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz. Yeni projeler geliştirip zaten geliştiriyoruz ve bu projeleri sizin beklentilerin, sizin istekleriniz doğrultusunda da şekillendirebiliriz. Öğrenmek istedikleriniz konusunda size yardımcı olmaya çalışabiliriz düzenlediğimiz eğitimlerle birlikte. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bahsettiğim gibi burada olan tüm katılımcılarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler dilediğimi belirterek Herkese iyi akşamlar diliyorum.